Hoş geldiniz değerli seyircilerim. Ziraat Odaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yani saraya acil kodu ile bir rapor gönderdi. Buna göre tarımda behemehal yarından tezi yok, seferberlik ilan edilmez ise açlık, kıtlık Türkiye'nin kapısında, Türkiye'nin gündeminde olacak. Malumunuz İçinde bulunduğumuz günler tarımda ekimin yapıldığı dönem, Nisan ayı çok önemli. Buradan hareket ile iktidarın, hükümetin bu noktada bir sürü önlem alması ve paketler açıklaması gerekiyor. Geç kalındı, üzülerek söylüyorum. Zira tarımın çok sorunu var. Mevsimlik işçiler olayı, bulunduğumuz hassas süreçte nasıl olacak, ekim nasıl yapılacak, üretim planlaması nasıl olacak ki mutlak surette olmalı. Keza teşvikler, destekler, sübvansiyonlar ilan edilmeli. Enerji desteği lafta var, fiiliyatta yok. En azından şu ana kadar kör topal yürüyor. Dolayısıyla ziraat odaları kıtlığı önleme adına hemen harekete geçilmesini teklif etti. Sevgili seyircilerim, tarım stratejik bir sektör. Bakın öyle oldu, ortaya çıktı. İşte koronavirüs belası sürecinde bütün dünya ülkeleri tarım ürünleri ihracatı yapmayacaklarını açıkladılar. Oysa Türkiye pek çok tarım ürününü, abartmıyorum, onlarca kalem ürün ithal ediyor. Keza buğday 9.8 milyon ton buğday alıyor. Türkiye gibi, Anadolu gibi tahıl ambarı bir coğrafya üzerinde bulunan bir devlet 10 milyon tona yakın buğday alıyor. İşte bu AKP'nin tarım politikasındaki yıkımı gözler önüne seriyor. Sadece buğday olsa iyi, aklınızın alacağı neredeyse her ürün dışarıdan geliyor. Neden? İki Trakya büyüklüğünde alanı ekmiyorlar, ektirmiyorlar. Efendim ne gerek varmış? Bir konteyner domates ile ancak efendim bir torba dolusu cep telefonu alınabiliyormuş. İyi de kardeşim, sizin iktidarınız döneminde böyle cep telefonları üretecek bir atılıma mı gittiniz? Hayır, tam tersine var olan bütün sanayi tesislerini de sattınız. Yani sadece tarımı değil, sanayi üretimini de stop ettirdiniz, bitirdiniz. Cumhuriyetin bütün kazanımlarını çöpe attınız. İşte demir çelik, işte alüminyum, işte petkim, işte tüpraş gibi pek çok sanayi kuruluş oralara buralara satıldı, peşkeş çekildi. Dolayısıyla AKP döneminde her şey dibe vurdu. Buradan hareket ile tarımı tukaka ilan etmenin bir karşılığı yok. Hele ki böyle felaket süreçlerinde tarım çok daha önem arz ediyor. İşte bütün, demin de söyledim, bütün dünya tarım ürünü satmayacağız dedi. O zaman ne yapacak? Türkiye aç kalacak. Gerçi Tarım Bakanı efendim diyor, gerekirse dışarıdan efendim ithal ederiz buyurdular. Sayın Bakan, birinci husus, ithal edecek Türkiye'nin dövizi yok, parası yok, herhalde bundan haberdar değilsin. İkinci noktada bütün dünya ülkeleri tarım ürünü satmayacaklarını, ihraç etmeyeceklerini söylüyor. Bunun bile farkında değilsin ve Türkiye'yi maalesef böyle bir tarım bakanı yönetiyor. Hülasa değerli seyircilerim, bulunduğumuz günler çok önemli, çok değerli. İşte tohumlama, işte fidelerin ekilmesi sürecindeyiz. Bunun derhal yapılması lazım. Karantina günlerinde bu nasıl olacak? Bu soruya cevap bulunmalı. Keza ekilecek ürün planlamaları yapılmalı. Yine ürün garantileri verilmeli. Yani üretici, ben bunu ekersem
elimde kalır kuşkusuna düşmemeli. Aksi takdirde Türkiye kıtlığa gebedir. Bunun altını ısrarla ve inatla çiziyorum. Zira dedim ya, farkında değil AKP kesimi, AKP güruhu. Bugünden tezi yok. Hemen tarımla ilgili, keza turizmle ilgili, her sektörle ilgili acil heyetler oluşturulmalı. Yok, bunların hiçbirini yapmıyor. Kahrolarak, üzülerek izliyorum. Efendim neymiş, Cumhurbaşkanımız efendim sarayında telefonla ezan dinliyormuş. Ya kardeşim, ezanı Muhammediye'ye boynumuz kıldan ince hepimiz huşu ile dinleriz de, yani Cumhurbaşkanı'nın ezan dinliyor fotoğrafı neden servis ediliyor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, iletişim danışmanı tarafından? Akıl alacak değil. Sadece bunu yapmıyorlar. Yine maalesef üzülerek, kahrolarak söylüyorum. Dini, inancı, İslam'ı, Allah'ı, Kur'an'ı piyasaya sürdü iktidar. İşte Diyanet'in yaptıkları ortada. Efendim, cuma namazı olayı ortada. Buna ilaveten akşam yatsı namazından sonra camilerden efendim işte zikirler, efendim dualar yayınlanıyor. Ya inançlı olmak, inanç elbette güzel bir şey de, yani bunu böyle toplumu sinir uçlarına dokundurmamak koşulu ile yapmamız lazım. İşte gördük, AKP bunu yaptığı için en yakın adamı, danışmanı olan Atılgan Bayar bile açıkladı. Ben artık diyor deistim diyor. Dinden vazgeçiyorum. Evet. AKP'nin Tayyip Erdoğan ve Ahmet Davutoğlu'nun strateji danışmanı, kampanyalardaki strateji danışmanı, hikaye anlatmıyorum, deist olduğunu ilan etti. Deist malumunuz, dinleri kabul etmiyor, Allah'ı kabul ediyor. Şimdi sormak lazım, bu Atılgan Bayar AKP danışmanının deist olmasında acaba Recep Tayyip Erdoğan'ın, iktidarın bu İslam'ı, dini, inancı ikide bir gündeme getirmelerinin payı var mı yok mu, onun takdirini size bırakıyorum. Ama her şey ortada değerli seyircilerim. Maalesef Diyanet bu konuda öncü rolünü aldı ya da ona o görev verildi. Toplum yine inanç üzerinden cephelleştirilmeye çalışılıyor. Adeta konsolide edilmeye çalışılıyor, kendi tabanlarını bir ve diri tutmak istiyorlar. İnanç yine malzeme, baktılar ki efendim vurgun yediler bu korona olayında, hiçbir hazırlıkları yok ve dahası her şeyi tarumar ettiler. Buradan hareket ile bu açıklarını işte inanç ile, yine din ile, Allah ile, peygamber ile, Kur'an ile kapatmaya çalışıyorlar. Öyle bir kanaat oluştu toplumda. Batı ülkelerini gördük, işte Amerika 2 trilyon dolar veriyor vatandaşlarına. Kanada öyle oturun diyor, maaşlarınız benden diyor. Efendim Almanya, İngiltere, Fransa, hepsi öyle. Peki Türkiye ne yapıyor? Türkiye KDV'de indirin diyor. Başka ne yapıyor? Efendim uçakta yine indirim yaptık diyor. Sanki insanlar sokağa çıkabiliyor. Sanki teyareye binecek. Daha ne yapıyor? Vergi de indirim yapıyor. Yani ses bombası hüviyetli, içi boş sanal paketler açılıyor. Peki bunu niye yapıyor? Yok, har vurup harman savurdular. Türkiye'nin geleceğini de sattılar. Dününü sattıkları yetmemiş gibi. Malumunuz 70, 80, 90 yıllık bütün birikimleri birilerine peşkeş çektikleri yetmedi. Türkiye'nin dış borcunu 129 milyar dolardan 467 milyar dolara çıkarttılar. Evet, AKP'nin 18 yıllık bilançosu bu. Öyleyken Merkez Bankası'nın ihtiyat akçelerini de yediler. Hep söylüyorum, cep delik, cepken delik, para yok, pul yok. Onu din ile, iman ile
kapatmaya çalışıyorlar. Değerli seyircilerim, ama hep söylüyorum, artık bu mızrak bu çuvala sığmaz ve sığmıyor. Bakınız, öylesine har vurup harman savurdular ki, mesela sıcak güncel bir örnek, Atatürk Hava Limanı olayı var İstanbul'da. Bugün o hava limanı çalışır vaziyette. Yapmaya kalksanız en az 10 milyar dolara yakın bir para harcamanız gerekiyor. AKP iktidarı, saray bu Atatürk Hava Limanı'nı çöpe attı. Niye? Yeni bir havalimanında yandaşları zengin etmek için. Kamuoyundaki değerlendirme bu şekilde. Bu benim yorumum değil. Öyle olmazsa, yani bu havalimanı durur iken, Atatürk Havalimanı var iken, neden ona ihtiyaç olarak müracaat edilir ve o havalimanı yapılır? Ya Türkiye Atatürk Havalimanı'nı çöpe atacak kadar zengin bir ülke mi? Elbette değil. İşte bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü yaptılar, kimse geçmiyor. Neredeyse kuşlardan başka üstünden geçen yok. Pahalı, öbür tarafta, ama bununla garanti verdikleri için büyük büyük paralar ödüyorlar. Yani hülasa, yanlış planlamalar ile yandaşlarını zengin etme adına, dinci bir burjuvazi yaratma adına Türkiye'nin kaynaklarını gereksiz yerlere aktardılar. İşte bilanço, sonuç, tablo ortada. Kendi vatandaşımız bugün açlık tehdidiyle, tehlikesiyle karşı karşıya. 2 ay daha vatandaş sokağa çıkamaz ise, Allah korusun, ki onu hiç istemeyiz elbette, vatandaş burnundan soluyacak. Zira yiyecek ekmeğe muhtaç durumda kalacak. AKP'nin bu kesime verecek ekmeği yok. Bu milleti bu hale getirdiler, bu duruma getirdiler. Evet değerli seyircilerim, bizi izlemeye devam edin.